Herkese merhabalar. Ses bilgisiyle kampüsteki yolculuğumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Artık daha fazla soru çözeceğiz. Sizlerden gelen yorumları çok sıkı takip ediyoruz. Ve yeni sezonda, yeni dönemde zaten tüm dil bilgi sorularını bitirmiştik. Sizler zaten gramatikten sıkı sıkıya sorular çözüyorsunuz. Zaten ÖSYM'nin sorularını da çözüyorsunuz. Ama bizler de sizler en fazla soru istediğiniz için daha çok soru çözeceğiz. Burada şimdi ses bilgisinin kök bilgisi olduğunu unutmayalım. Bunu zaten eski videolarımızda da söylemiştik. Öncelikle şunu çok iyi bilmemiz lazım ki bir kelimenin kökünü bilmiyorsak ses bilgisini yapamayız. Yani oynayan kelimesinin kökünün oyun olduğunu bilmiyorsak, çocuğu sözcüğünün kökünün çocuk olduğunu bilmiyorsak, sana sözcüğünün kökünün sen olduğunu bilmiyorsak, benzettim sözcüğünün kökünün beniz olduğunu bilmiyorsak ister istemez buradaki ünlü düşmesini, buradaki ünsüz yumuşamasını, buradaki ünlü değişimini, buradaki ünlü düşmesini göremeyiz. Hatta burada ünsüz benzeşmesi de var arkadaşlar. Geldik şimdi ünlü harflere, yani ünlüler adasına ve ünsüz harflere. Şimdi öncelikle şunu iyi bilmemiz lazım. Ünlü harfler A, I, O, U, A ve noktasızlar, yani böyle kalın harfler, E, I, Ö, Ü, E ve noktalılar diyebileceğimiz ince harfler olmak üzere biliyoruz zaten. Bunu kaçıncı sınıftan beri biliyoruz. Fakat burada bizim dikkat etmemiz gereken şey mesela neydi? Sözcüğün köküne dikkat çektik. Şehrin sözcüğünün kökü nedir? Şehirdir. O zaman burada i düşmüş, şehrin değil de şehrin olmuş. O zaman biz buna ne diyeceğiz? Ünlü düşmesi diyeceğiz. Ve hatta azıcık mesela. Burada kelimenin kökü ne? Az. Azıcık değil de azıcık olmuş. O zaman burada ünlü türemesi oldu diyeceğiz. Peki başlıyorum kökü nedir? Baş. Baştan başlamak olmuş ama başlıyor değil de başlıyor demişiz. O zaman burada da ünlü daralması yaşandı diyeceğiz. Burada ne var mesela? Sezen Aksu derken ünsüzle biten bir kelimeden sonra ünlüyle başlayan bir kelime ulama yapmış. Bu daha çok edebiyatla alakalı bir bilgi. Ama yine biz ünlü harflerin arasında bunu da gösterelim. Ünsüzlere baktığımızda F, S, T, K, Ç, Ş, H, P ve B, C, D, G, H, J, L, M, N, R, V, Y, Z olmak üzere bunların içerisinde şunu çok iyi bilmemiz lazım ki ünsüz harfler sert, bak şöyle sert resim çiziyorum, böyle sert ve yumuşak ünsüzler olmak üzere ikiye ayrılıyor. Şimdi küçücük dediğimizde burada esası kelimenin köküne, yine kelimenin köküne bakacaktık. Küçük. O zaman burada ne diyeceğiz? Küçücük, pardon küçücük yazıyorum artık. Burada ünsüz düşmesi var diyeceğiz arkadaşlar. Peki hissediyor'a baktığımızda his ve ediyor kelimeleri birleşirken ne olmuş? Ünsüz türemesi olmuş. Bak his ve etmek ne olmuş? Ünsüz türemesi olmuş. Artı hisset. Bak burada et de olmuş. Aynı zamanda da td'ye dönüştüğü için, sert olan yumuşadığı için ünsüz yumuşaması olmuş diyeceğiz. Ağaçta'ya baktığımızda ağaç, ağaç da değil ağaç ta olmuş. Burada da yine ünsüz sertleşmesi var. Niye? D yumuşakken T'ye serte dönüşmüş. Ünsüz benzeşmesi de diyoruz buna. Bunları zaten birazdan göreceğiz. Veyahut da sertleşme de diyeceğiz arkadaşlar. Kapağıya baktığımızda ise kapak kelimenin kökü. Kapamaktan kapak. Kapakı değil de kapağı olmuş. Dolayısıyla burada da ünsüz yumuşaması var diyeceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla taktiğimiz esasında belli. Nedir? Kelimenin köküne bakmak. Gelin üniversiteden çıkmış bir soruyu beraber çözmeye çalışalım. Hemen bol bol soru çöz dediğimizi ispatlayalım. Ses olaylarından hangisi yoktur diyor. Kelimelerin köküne bakıp gideceğiz. Eskiden ülkelerin zenginlik diyoruz. Bak KR olmuş. Dolayısıyla ünsüz yumuşaması var. Bunu kahverengiyle gösterdim. Başka rengi geçiyorum. Ölçütü sahip olunan toprak ve doğal kaynakların miktarıydı. Zenginleşmenin yolu daha geniş topraklara hükümden hüküm etmek. O zaman hükümden hüküm etmek dediğimize göre ünlü düşmesi var diyebiliriz. Ve aynı zamanda hükmetmekten diyor. Bak hükmetmekten değil ten olmuş. O zaman burada ünsüz benzeşmesi de var diyebiliriz. Devam ediyorum. 20. yüzyılın ikinci derken burada ulama da olmuş ama ünlü türemesi kalmıyor geriye. Dolayısıyla ünlü türemesi yok diyeceğiz. Kelimelerin köküne baktık ve rahat rahat bulduk diyebiliriz. Tabii ulamada böyle bir şey yoktu. O zaman şimdi başka var mesela ünlü düşmesi. Onlara da bakalım. 20. yüzyılın ikinci yarısında bilimsel araştırmalara ağırlık verilmesiyle bu anlayış değişti. Bilgi üretimi önem kazandı. Peki ünsüz benzeşmesi var mı? Bakalım. Hükümden geçiyordu. 20. yüzyılın ikinci yarısında bilimsel araştırmalara ağırlık verilmesi bu anlayış değişti. Bak değişti değil, değişti diyoruz. Burada da yine ünsüz benzeşmesi var diyebiliriz. Şimdi o zaman bir taktik ve sorular demiştik. Şimdi taktiğimiz esasında belli. Sözcüğün köküne dikkat edeceğiz. Bunu zaten videomuzun en başında söylemiştik sizlere arkadaşlar. Sizler gramatikten soru çözerken de, başka yayınlardan soru çözerken de, ÖSYM'nin sorularını çözerken de taktiğiniz belli. Sözcüğün köküne bakmak. Şimdi burada aklım sözcüğünün kökü nedir? Akıl. Yalnız sözcüğünün kökü nedir? Yalın. Oynadı sözcüğünün kökü nedir? Oyun. Çevirmiş sözcüğünün kökü nedir? Çevirmek. O zaman bakın dikkat etseniz çevirmekten çevre derken i düşüyor. Oyundan oyna derken u düşüyor. Yalından yalnız derken ı düşüyor. Akıldan i, burada da ı düşüyor. Dolayısıyla burada ne diyeceğiz? Ünlü düşmesi var diyeceğiz arkadaşlar. Kelimenin köküne baktık ve bulduk. Veya azcık derken azıcık oluyor. Darcık derken daracık oluyor. Bircik iyi türüyor. Genç, gencecik derken tabii ki ünsüz yumuşaması da var burada ama ünlüler açısından burada ne var? Ünlü türemesi var diyeceğiz arkadaşlar. Şuraya baktığımızda ise ne görüyoruz? Bu sefer de başla a-ı olmuş. İzle e-i olmuş. Yemek yiyecek olmuş. Demek diyecek olmuş. O zaman burada da ünlü daralması var diyeceğiz. Niye? A-e i diye daralı vermiş, böyle zayıflayı vermiş. O zaman şimdi hemen sorumuza bakalım. Bu cümledeki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur diyor. Çevirmekten çevre var. Kısımdan kısmında var. Kıvırmaktan kıvırımlı var. Ayırmaktan ayrılan var ama yolları sözcüğünde yok. O yüzden cevabımız Edirne. Gördüğünüz gibi ben de gittim. Deniz Yaşar dedim. Evet, gerçekten şu anda kendimden utanıyorum ama sıkıntı yok. Hızlı giden sıkıntı yaşayacağını zaten atalarımıza söylemişler. Burada yolları sözcüğü e olduğu için işaretlemekle hata yaptım ama önemli değil. Ayırmak, kıvırmak, kısım, çevirmek. Burada cevabımız Edirne arkadaşlar. Bir kez daha söyleyeyim de siz de benim yaptığım hata yapmayın. Geldik başka bir şeye. Ünsüzler. Ünsüzlerde de şuna dikkat edin bak. Sır, sırrı. Şık şıkkı, affetmiş veyahut da zannetmiş veyahut da hissetmiş derken ne oluyor? Bu sefer de ünsüz harf türüyor. Yani ünsüz türemesi diyebiliriz. Peki ufak ufacık, küçük küçümsedi, yüksek yükselmiş, alçak alçaldı derken de ne oluyor? Bu sefer ünsüz düşmesi yaşanıyor. Niye? Çünkü ünsüz harfler düşüyor. Buraya bakalım. Ağaç ağacı olmuş. ÇC'ye dönüşmüş. Git giden olmuş. Çok çokaldı değil çoğaldı olmuş. O zaman bu sefer de ünsüz harfler ne olmuş? Ünsüz harfler yumuşamış. Yani D, daha sonra T sertmiş, D diye yumuşamış. Ç sertmiş, C diye yumuşamış. K sertmiş, yani K sertmiş. Çoğaldı diye, daha doğrusu K sertmiş. Çokaldı değil de çoğaldı diye yumuşamış. O zaman burada da ünsüz yumuşaması var diyeceğiz. Hep kelimenin kökü. Şuraya bakalım. Kesmekten kesgin değil, keskin olmuş. 1940'da değil, 1940'ta olmuş. Simitçi değil, simitçi olmuş. Yani burada da fıstıkçı şahapla biten bir kelimeden sonra BCDG ile başlayan bir ek geldiğinde bunlar P, Ç, T, K'ye dönüşmüş. O yüzden bunlara biz ünsüz benzeşmesi diyoruz. Ünsüz benzeşmesi diyebiliriz. Bakın 1'de diyoruz, 2'de diyoruz. Şöyle devam edelim. 6'da diyoruz, 7'de diyoruz, 8'de diyoruz, 9'da diyoruz, 10'da diyoruz. Bakın şimdi 1'de dedik, 2'de dedik, 6'da dedik, 7'de dedik, 8'de pardon 8 buradaymış, çok özür dilerim. 8'de, 9'da, 10'da dedik ama 5'te diyoruz, 3'te diyoruz, 4'te diyoruz. Burası önemli. Şimdi hemen sorumuza bakalım. Hangisinde ünsüz benzeşmesi vardır diyor. Benzeşme olabilmesi için en az iki kelime lazımdı. Neden? Çünkü şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi ağaç dediğimizde ağaç ağacı olduğunda ne oluyor? Ünsüz yumuşaması oluyor. Ama ağaç ağaçta dediğimizde ünsüz benzeşmesi oluyor. Demek ki yumuşamada tek bir harf değişiyor. Benzeşmede ise iki şeyin birbirine benzemesi için en az iki harf gerekiyor. Eşsiz diyor. Bak burada ünsüz benzeşmesi yok. Serçecik, çocukcağız, kat ederek yenilikçi. Şimdi burada dikkatli olmamız lazım. Burada arkadaşlar kesin bilmemiz gereken bir şey varsa cevabımız yenilikçi. Niye? Çünkü ünsüz benzeşmesi burada. Eşsiz derken bir ünsüz benzeşmesi yok. Serçecik derken yok. Çocukcağız diyor. Bak çocukcağız demiyor. Ya da kat ederek derken burada ünsüz yumuşaması var. Ama yenilikçi değil yenilikçi olmuş. İşte o yüzden cevabımız Edirne. Zor seçici bir soru. Kaynaştırma harflerine geldiğimizde yaşasın diyoruz. Yani Y, Ş, S, N iki tane ünlünün arasına girecek. Mesela araba değil de arabaya diyoruz. Aşağıya değil de aşağıya diyoruz. İki er değil ikişer diyoruz. Yedi er değil yedişer diyoruz. Bak 5, işte 4, başka 4'den başka ne olabilir mesela? 1, ondan sonra 7, 6. Şimdi 5'er diyoruz, 4'er diyoruz, 1'er diyoruz ama 7'er diyemiyoruz, 6'er diyemiyoruz. O zaman ne giriyor araya? Kaynaştırma giriyor. 7'şer, 6'şer diye giriyor. Bahçeyi diyemiyoruz, bahçesi diyoruz. Çantayı değil, çantası diyoruz. Ali'nin değil, Ali'nin. Arabanın değil, arabanın diyoruz. Burada araya giren harfe biz kaynaştırma harfi diyeceğiz. YŞS'ni. Burada şuna dikkat edin. Mesela diyelim ki kardeş sözcüğü var. Kardeş, kardeş, kardeş diye yazdım. Şimdi burada çok zor bir şey göstereceğim. Buraya dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Şimdi burada diyelim ki benim kardeşim, tamam, ilk iki aldı. Senin kardeşin, onun kardeşi, bizim kardeşimiz dedik ve sizin kardeşinize gidiyor olsun. Hatta üçüncüyü de yazalım. Hatta şunu yazalım. Sizin, yani sizin kardeşiniz, ikinci çoğul şahıs yazdık. Sizin kardeşiniz. Bunların yelik eki olduğuna emin miyiz? Eminiz. Şimdi bunlara hal eki getiriyorum. Benim kardeşimi, senin kardeşini, onun kardeşi diyemediğimiz için bak burada kaynaştırma harfi girdi. Bizim kardeşimizi, sizin kardeşinizi. Bir şey dikkatini çekti mi? Kardeşini derken de böyle yazılıyor. Kardeşini derken de. Ama bak buradaki yelik ekinden gelen ne? Buradaki sonradan gelen kaynaştırma harfi olan ne? Dolayısıyla senin kardeşini de kaynaştırma harfi yok. Onun kardeşini de kaynaştırma harfi var. Şimdi o zaman hemen sorumuza bakalım. Üleştirme sayı sıfatı arar, ünlüyle biten sayılar eklendiğinde araya şey kaynaştırma harfi girer. Aşağıdakilerin hangisi bu kurala örnek oluşturmayan bir sözcük kullanılmıştır diyor. Bakalım. 2'er değil 2'şer oluyor. 5, 5'er derken ne oluyor? Üleştirme sayı sıfatı 5'e, zaten bu şeyle bitiyor. O yüzden burada bir şey gelmemiş. Burada direkt er eki gelmiş. 7'er değil 7'şer olmuş. 20'er değil 20'şer olmuş. 50'er değil 50'şer olmuş. Dolayısıyla burada bakın er eki ile sayı arasına şey girmiş. Er eki ile sayı arasına şer girmiş. Er eki ile sayı arasına şer girmiş. Ama burada zaten 5'in içinde zaten şey olduğu için cevabımız Bursa oluyor. NM değişmesi, NB çatışmasına baktığımızda tembel, cambaz, zambak, pembe, sümbül diyoruz. Yani burada MB ne oluyor arkadaşlar? Duruyor. Ama İstanbul, Zeytinburnu, Safranbolu'ya dikkat etmemiz lazım. Binbaşı, sonbahar, birdenbire, Külhanbey derken de dikkatli olmamız gerekiyor. Şimdi ulamaya baktığımızda ünsüzle biten bir kelimeden sonra ünlüyle başlayan bir kelime gelmesi, arada herhangi bir noktalama işareti olmaması lazım. Eskiden nonun nevinin önünden ayrılmazdık kasla. Yani eskiden nonun nevinin önünden ayrılmazdık asla derken ünsüzle biten kelimeden sonra ünlüyle başlayan bir kelime gelmiş. Ünsüzle biten bir kelimeden sonra ünlüyle başlayan bir kelime gelmiş diyebiliriz. Hemen bir soru daha çözelim. Altı çizili sözcüklerden hangisi, altı çizili sözcükler sesi olanlardan hangisi ayrı içinde yanlış verilmiştir diyor. Kamburu NM değişmesi, evet kambur değil kambur olmuş. NM'ye dönüşmüş. Sessiz yerine geçti derken ne olmuş? Ünsüz türemesi, hayır, ses, sessizce, burada bir şey yok ki, ses izeki anlamış. Geçten gecikmiş, ünsüz yumuşaması var. D diye olmuş, ünlü daralması var. Ayırmaktan ayrılık, ünlü düşmesi var ama sessizce de bir durum yok. NM değişmesini bir kez daha şöyle gösterelim, kafanız karışmasın. Bakın tembel tembel oluyor. Canbaz cambaz oluyor. Zambak zambak oluyor. Pembe pembe oluyor. Sümbül sömü. NM'ye dönüşüyor. Ama buralarda gördüğünüz gibi dönüşmediğini görebiliyoruz. O zaman sizin yapmanız gereken artık bol bol soru çözmek. Geçen haftanın ödülü sorusunu yapalım. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal ifadesinin, İstiklal Marşı'ndaki bu güzel mısranın ögelerini bulacaktık. İstiklal hakka tapan milletimin hakkıdır diyeceğiz. Yani yüklem ve özneden oluşuyor. Dolayısıyla cevabımız Denizli seçeneği arkadaşlar. Bu haftaki ödüllü soruyu da sizlere bırakıyoruz. Hadi bakalım, güzel bir şekilde çalışıyoruz ve bu sene bomba bir şekilde hayallerimize kavuşuyoruz arkadaşlar.